Baştan yazardım her şeyi. Öncelikle spora çok değer verirdim. Gençliğimde veya çocukluğumda. Yabancı lisana müthiş bir ağırlık verirdim. Üniversite eğitimine ağırlık verirdim. Eskiye dönmüş olsaydım köyden hiç çıkmazdım. Keşke önceki saflığımda kalmış olsaydım yani. Bunları görmüş olmasaydım. Çünkü gördükçe insan, gördükçe heves de diyor, nefret de diyor. Ben Allah'a şükürler olsun heves etmedim ama nefret ettim abi. Bir an önce para kazanmaya başlayıp bir düzen oturtmak için bu kadar çırpınmazdım galiba. Biraz daha tam olarak ne istiyorum, neyi yaparsam mutlu olurum. Hem üniversite öncesinde hem sonrasında kendime daha çok zaman vermek isteyebilirdim. Pişman olduğum tek bir şey var. O da okulu yarıda bıraktım, üniversiteyi yarıda bıraktım. Geride dönemedim. Hep içimde kaldı, keşke okusaydım. Kız arkadaşımdan ayrılmamam gerekiyordu, ayrıldım. Basketbol oynamış olmak ve devam edememiş olmak beni üzüyor. Bursa'daydım ben. Bursa'da da böyle çok kısıtlı bir alan var ve orada böyle eleme yöntemine gidiyor koçlar. Garanti oldukları boylarda kişilerle ilerledikleri için ben de biraz pes ettim. Benim de kabahatim ama. Ailevi sorunla işte çevreden gördüğüm farklı olaylar yüzünden pek de bir yaşama isteğim yoktu o zamanlar. Şimdi kendi çevremi ona göre adapte edebiliyorum yaşım gereğiyle. Şu an daha olumlu bakıyorum. Küçükken dünya hakkında hatta niye buraya geldim diye düşüncelerim de vardı. Çok erken yaşta çalışmaya başladım. 4. sınıfta falan çalışmaya başladım. Yani üniversite bitene kadar ne yaz tatili vardı ne hafta sonu vardı. Sürekli çalışıyordum ve çok sanayide falan çok kötü işlerde çalışıyordum. Aslında çocukluğum komple böyle şey. Yani yaşayamadığım için bir şey. Ama şimdi mesela üniversite bittikten sonra işte para kazanmaya başladıktan sonra çocukken yapamadığım şeyleri şimdi yapmaya çalışıyorum. İşte sevdiğim gördüğüm bisikleti alıyorum, oyuncak alıyorum mesela bir sürü. İyi de kötüyle hani eksisiyle artısıyla ne varsa ortaya döküldü benim çocukluğumda. Dolayısıyla bazı şeyleri görerek, bilerek, anlayarak mümkün mertebe o anki işte yaşa göre büyüdük. Dolayısıyla muhtemelen çocukluğuma dönseydim görmeye çalışırdım yine gerçekleri. Şu an toplumda olanları neyse. Tek dünyanın amacı şu an para bence. Onu değiştirmek isterdim. Ekonomik olarak herkesin eşit olması isterdim. Komünist sistem. Yapamadıklarınız var mı? Evet. Başka türlü yapmak istedikleriniz var mı? Evet. Ama geriye dönüp onlarla barışamazsanız eğer bugün kendi iç huzurunuzu, kendi iç tutarlılığınızı sağlayamıyorsunuz zaten. Öğrenmeniz gereken dersler de onlar. Ve geçti. Yoksa sadece kendi üzerinize aldığınız büyük. O zamanlar ilkokuldayım, 4. sınıftayım. Sihirbazlığa çok büyük bir ilgim vardı. Sahneye çıkmıştım, çok güzel gösteriler hazırlamıştım. Birinci olacağıma da çok emindim aslında. Ne yazık ki o numaraları yapamamıştım. Çünkü seyirciler anlamıştı o numaraları nasıl yaptığımı. İnsanların bana gülmesi beni çok kötü etkilemişti. Tabii daha sonrasından bu korkumu yendim ama değiştirebileceğim bir şey olsaydı daha güzel numaralar yapardım herhalde. Ben mesela iktisat maliye okudum. Daha sanat ağırlıklı, konservatuvar okuyabilirdim. Bu tarz bir şey okudum. Yani okul seçimim çok yanlış oldu hayatımda. Ondan pişmanlık duyuyorum.